Bazı dergilerde bu işin üzerine fazla gitmeyin vesaire söylenmiş gibi ifade ediliyor. Ben katliyen böyle şey de söylemedim. Çünkü üstadımızın şeyi beyanı harici sadeleştirme yazılısı üzerine bir şey mi? Hayır. Ben öyle bir şey söylemedim yani. Söylemem de. Çünkü cevaz vermek gibidir yani. Neuzubillah bizim şeyimizin farkında bir şeydir. Biz üstadımızdan nasıl duyduksa, nasıl telif edilmişse, şimdiye kadar nasıl gelmişse, öyle onun şeyine, onun revacını şeyiz. Şimdi bu meseleyi şey edenler büyük hata ediyorlar yani. Risale-i Nur'a büyük bir iftira ediyorlar. Sadakatsizlik gösteriyorlar. Bu Risale-i Nur'a tecavüzdür. Şimdiye kadar öyle bir asrı yakın neşr olmuş da bir şey olmamış da şimdiden böyle şey uğraması, sağlaştırma uğraması doğrudan doğruya Risale-i Nur'a tecavüzdür yani. Bütün onların hukuklarına, ağabeylerin hukuklarına tecavüzdür. Risale-i Nur'un sadeleştirmesi baştan başa ihanettir Risale-i Nur'a. Üstadın hukukuna tecavüzdür. Hiçbir şekilde cevaz verilemez. Üstadı beğenmemek gibidir. Üstadın sözleri yerine başkalarının sözlerini şey etmektir. Buna karşıyız. Risale-i Nur'dan başka, Risale-i Nur'un esasından başka, şimdiye kadar telif olduğu üzere, şimdiye kadar geldiği gibi onun hilafında sadeleştirmek şey altında desisesi altında yapılanlar tecavüzdür Risale-i Nur'a. Biz böyle itikad ediyoruz. Ve böyledir de şimdiye kadar hiç değiştirmedi de neden bu iş böyle oldu? Demek ki bazı mağduruzlar var. Risale-i Nur'u çekemiyorlar yani. Kendi ifadelerini Risale-i Nur'un yerinde kendi ifadelerini, beyanlarını sokmak istiyorlar. Bu bir aşırı davranıştır. Bunun şiddetle önlenmesi lazımdır. Biz elimizden gelse her tarafa çıkarak bu ihaneti, bu tecavüzü lanetleyeceğiz. Lanet olsun yani. Bunu kim yaptıysa elleri bacakları kırılsın bunların. Bundan ne tecavüz ya? Utanmadan, şey etmeden. Hadi.